Çocuklar yemek hazır. Herkese yeniden merhabalar. Güneşli Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dereotlu poğaça hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçaların hamuru için 3 adet yumurtamız var. Yumurtalardan birinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırdıktan sonra diğer yumurtaları kabın içerisine alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu ve oda sıcaklığında yumuşamış 220 gram tereyağı alıyorum. 3,5 su bardağı unum var. Unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Elimize yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Unun cinsine göre miktarı değişebilir. Azar azar ve kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım lütfen. Unun tamamını ekleyerek hamurumu yoğurduktan sonra üzerine ince kıyılmış bir bağ dereotu ekliyorum ve kısa bir süre daha yoğurmaya devam ediyorum. Bir yandan hamurumu yoğururken bir yandan da sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Poğaçaların iç harcı olarak bir kase beyaz peynir kullanıyorum. Hazırladığım hamurdan cevizden biraz daha büyük bir parça aldıktan sonra avuçlarımın arasında toparlıyorum ve daha sonra hamuru parmak uçlarımla çok da inceltmeden açarak arasına peynirden yerleştiriyorum ve ekranda izlediğiniz şekilde kapatarak şekillendiriyorum. Hamuru bitinceye kadar poğaçalarımı aynı şekilde hazırlayarak yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Tarifte kullandığım malzemelerin hepsini ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Poğaçalarımın hepsini hazırlayıp tepsime dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Biraz da çörek otu ve susam serptikten sonra önceden 180 derecede ısıttığım fırınıma götürerek poğaçaların altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Poğaçaları fırından aldıktan sonra bir tanesini kamerama yaklaştırarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Bana göre çay ya da kahvaltı saatlerinize yakışacak mis kokulu şahane bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.